Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Soccer Manager 2021 Trabzonspor kariyeriyle karşınızdayım. Arkadaşlar daha önceden bu ikincisi oluyor Trabzonspor kariyerimin. İlkini izlemeyen varsa kanalımla girip izleyebilirler arkadaşlar. Ligi arkadaşlar güzel başladık Trabzonspor kariyerimizde. İyi transferler yaptık transfer sezonunda. Daha çok bonservisi elinde olan oyunculara aldım arkadaşlar para harcamamak için. Güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şu ana kadar 7 maç oynadım. 6 galibiyet aldım. 1 beraberlik aldım arkadaşlar. Hiç mağlubiyet almadım. 28 gol attım bu 7 maçta. Ligde en fazla gol atan takım benim arkadaşlar. 17 gol yedim 7 maçta da. Tabi bu büyük bir oran arkadaşlar. Fazla bir oran. Gol yemede ise 3. veya 4. en fazla gol yemede arkadaşlar. Averaj 11. Şu an 19 puandayız arkadaşlar. 7 maçta 19 puan topladık. Şimdi arkadaşlar önümüzde çok kritik maçlar var arkadaşlar. Bakalım bu maçları kayıpsız geçebilecek miyiz? İnşallah kayıpsız geçeriz. İlk başta Malatya ile oynayacağız. Ondan sonra deplasmanda Denizlispor, kendi evimizde Beşiktaş ve tekrar deplasmanda Fenerbahçe ile, yani arka arkaya Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarımız olacak arkadaşlar. Bunları kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Sezona iyi başladık. İyi transferler yaptık arkadaşlar. Bir tane genç oyuncu aldım. Çok iyi, çok katkı veriyor. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca antrenmanlarımızı yapalım. Antrenmanı yapmayı sakınlıkla unutmuyorsunuz. Ben fazla tesislere yatırım yapmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bu arada kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Bakalım başka bir gelen mesaj yok. Hemen hızlıca geçelim bir maç gününe. Evet geldik maç günü. Yeni Malatyaspor'u kendi de sahamızda ağırlıyoruz arkadaşlar. Benim dizilişim bu şekilde 4 2 3 1 arkadaşlar. Hemen başlatalım. Yeni Malatyaspor'un kadrosu bizden biraz güçsüz arkadaşlar. Forvet oyuncuları olsun. Forvet'te biraz kötü var Malatyaspor'un. Yeneriz diye düşünüyorum ama şu ana kadar top oynama oranında Yeni Malatyaspor'un bir üstünlüğü var. Arkadaşlar OSM oyunu oynuyorsanız OSM videoları da çekiyorum. Mobile Legends videoları. Evet, ilk yarı bitti arkadaşlar. Şu oyuncularımızı biraz çıkaralım. Atağa katkı sağlasınlar. Dijani'yi çıkaralım. Onun yerine Afobe'yi koyduk. Tekrar başlayalım. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Hadi be, hadi be, bir gol atın arkada. Hadi. Gol gelecek inşallah. Hadi. Niye gelmiyor bu gol? Şutlarda da bayağı bir üstünlük var. Allah Allah. Yenemedik arkadaşlar maalesef. Berabere kaldık. Yine Malatyaspor'un kalecisi maçın adamı seçildi. Arkadaşlar, kaleciler maçın adamı seçildi. Yani onların kalecisi maçın adamı seçildi. Çünkü arkadaşlar biz onların kalesine daha şut çektik ve o kaleci de onları kurtardı. Çektiğimiz şutları. O yüzden maçın adamı seçildi. Kaleciyi geçemedik maalesef. Hemen tekrar antrenmanımızı yapalım şöyle arkadaşlar.
Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Daha yeni bir kanalım arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Arkadaşlar yorumlara SM21'den ve SM21'den başka oynadığınız herhangi bir futbol oyununun ismini yazmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Denizlispor'la karşılaşacağız. Deplasman'da oynanan bir maç arkadaşlar. Kedira. Evet arkadaşlar bu Kedira'yı da almıştım ben. Juventus'tan almıştım bu oyuncuyu. Yaşlı ama yani yine iyi işler çıkarıyor. 6 maçta 2 asist yaptı. Bir de gol atmayı başardı. Bunun yerine bunu koysak olmadı. Şöyle yapalım. Şunu. Şimdi oldu arkadaşlar. Evet. Şuradan taktikleri de hemen bir ayarlayalım. Hemen Kedira'yı çıkaralım şöyle. Allah Allah ne oluyor ya? Sakat veya cezalı çıkardım. Ha şurada varmış. Şunu da hemen çıkaralım. Şöyle. Hemen hızlıca arkadaşlar maçımızı oynayalım. Arkadaşlar transferin kapanmasına doğru iyi bir oyuncu aldım. Adli diye. Adli. İyi bir oyuncu arkadaşlar. Genç oyuncu. Katkı da sağlıyor. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Şu ana kadar topla daha fazla oynadı Denizlispor. Denizlispor'un topla oynamada bir üstünlüğü var. Şutta da üstünlüğü var arkadaşlar. Allah Allah niye böyle oluyor? Şunu bir şöyle yer değiştirelim adliyi. Hani şuraya Envakame'yi alalım hemen. Başlayalım. Eyvah gol yiyoruz galiba. Evet arkadaşlar bu Denizlispor'un hata. Sol kanattan geldiler. Tüh be. Bizim kaleci yerde yatıyordu şutu çektiği zaman. Bir daha mı gol? Eyvah. Bir daha gol yiyoruz arkadaşlar. Of. Bu sefer çok kötü oldu. Çok uzaklardan gollüydü kalecimiz. Uğurcan Çakır. Hala Denizlispor'un şutta. Topla oynamada üstünlüğü var. Evet arkadaşlar şu an bizim hatamız. Sağ kanattan. Evet içeriye doğru pota mı? Evet arkadaşlar pota golü atıyor. Yine bizim hatamız arkadaşlar. 77. 78. dakika Pereira. Envakame sağ kanattan Envakame ortayı yapıyor. Bir şut ve gol. Adli gol attı arkadaşlar. Dediğim gibi Adli genç oyuncu arkadaşlar. Katkı sağlıyor. Adli'nin pası pota topla buluştu. Pota bir çalım. Sol kanattan pota geliyor. İçeriye Adli şut ve gol. Arkadaşlar demiştim Adli'nin ikinci golü geldi. İyi ve genç bir oyuncu arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. Ve maç 3-2 bizim üstünlüğümüzde biz kazandık arkadaşlar. Tabii evet gördüğünüz gibi maçın adamı da Adli seçildi. 20 yaşında arkadaşlar. Çok iyi genç oyuncu. Katkı sağlıyor. Almanızı tavsiye ediyorum yani arkadaşlar. İlk başlarda Denizlispor'un üstünlüğü vardı ama sonradan o üstünlüğü kırarak maçı yenmeyi başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Önümüzde Beşiktaş var. Kendi evimizde ağırlayacağız Beşiktaş'ı ve ardından Fenerbahçe ile maçımız olacak.
İkisini de kayıpsız geçmek istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Videoların daha fazla bilgi olursa arkadaşlar videoların devamı gelecek. Bir sürü mesaj gelmiş. Arkadaşlar şu an evet ikinci sıraya geçmişiz. Bir kayıp yaşamıştık maçta. 0-0 beraber bitmişti. O yüzden Başakşehir bizden öne geçti. Puan olarak bir puan farkımız var Başakşehir'le. Arkadaşlar yorumlara Soccer Manager 2021 oyunundan başka oynadığınız futbol oyununun ismini yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet geldik maç gününe. Beşiktaş'ı kendi evimizde, kendi stadımızda ağırlayacağız. Khedira iyileşmiş arkadaşlar. Hemen koyalım şöyle Khedira'yı. Trond yani bu. Evet arkadaşlar size dediğim genç oyuncu. Atli. Şu ana kadar 9 maç oynadı. 3 asisti var. 8'de gol attı arkadaşlar. Fazla uyumu yok ama yine de skorda biraz katkı, skora katkı üretiyor arkadaşlar. Şöyle bazı oyuncuların yerlerini hemen Pereira uydu galiba. Evet. Fazla bir şey yapmamış ama bunu yine de koyalım. Evet. Böyle iyi arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Evet. Beşiktaş'ın kadrosu da 4-3-3 arkadaşlar dizilişim. Bizim evet Destanoğlu var kalede Ersin Destanoğlu var arkadaşlar. 52 derecesi bizim de Uğurcan var bakalım. Evet Beşiktaş topla oynama oranında üstün şu ana kadar arkadaşlar. Şutlar hemen hemen aynı diyebiliriz. Beşiktaş'ın iki şutu hedefe tutmuş. Evet şu an Beşiktaş'ın golü. Nasıl gol atıyor bunlar? Top kafalarda sekiyor. Evet golü yedik. Lens mi? Evet. Lens atmış arkadaşlar Beşiktaş'ın golünü. Şöyle biraz ileri çıkartalım hemen. Evet şu an tekrar Beşiktaş'ın atağını izliyorsunuz arkadaşlar. Evet tekrar golü yedik. Atiba atmış arkadaşlar Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ın zaten şutlarda üstünlüğü var. Evet tekrar bir Beşiktaş atağı izliyoruz. Oğuzhan Özyakup sağ kanattan geldi. Laiç pasını verdi. Şut gol. Lens mi? Yok Souza. De Souza golü atmış arkadaşlar. Beşiktaş'ta maalesef 3-0 yeniliyoruz. Sürekli atıyorlar arkadaş. Niye biz bir hücum yapamadık onu anlamadım. Allah Allah. Adamlar saydırdı. Evet 4-0 Beşiktaş'ın kazandı arkadaşlar. Maalesef yenildik. Zaten maçın başından beri Beşiktaş üstündü. Maçın adamı da Atiba olmuş. 2 gol attı maçta. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani çok kötü oldu bu yenilgi arkadaşlar. Belki bu yenilgiyle şampiyonluğu bile kaybedebiliriz. Yani ligde bir maç bile önemli. Hiç değilse berabere kalsaydık hemen şuradan hızlıca antrenmanlarımızı yapalım. Bakalım Fenerbahçe maçından olacak. Onda da böyle yenilecek miyiz? İnşallah yenilmeyiz. Evet bazı maçlar oynandı. Bakalım ligde evet arkadaşlar. Birinci sıradaydık maalesef.
Beşiktaş ve bir maçta da berabere kalmıştık. O maçlarda puan kaybederek birinci sıradan dördüncü sıraya geldik arkadaşlar. 23 puanımız var ama yine zirveyle 2 puan farkımız var. Bunu Beşiktaş, Fenerbahçe, önümüzdeki Fenerbahçe maçıyla kapatabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir maç gününe geldik. Hemen hızlıca maç günü acık hızlı ol hadi. Evet arkadaşlar maç gününe geldik. İki maç oynanıyormuş zaten bugün. Kağıtlı var. Burada biz Volk'u kullanalım. Burada kaptanmış. Biz buraya Garay yapalım. Hemen defans oyuncusu. Tempoyu şuradan hızlı yapalım. Bu karışık olsun. Şurayı arkadaşlar tüm sahibi yapalım. Şurayı da agresif yaptık mı? Bu sefer belki yapabiliriz bir şeyler. Evet bir oyuncumuz sakatlanmış. Osama. Sol arka kanat oyuncusu hemen değiştirelim şuradan. Marlon'u koyalım. Başka sakatlanan oyuncumuz yok arkadaşlar. Şuradan hemen hızlıca maça geçelim. Evet. 4-2-3-1. Fenerbahçe'nin dizilişi. Arkadaşlar bizim dizilişimiz 4. Bizimki de 4-2-3-1. Evet zaten ilk atak evet bizden Envakame sağ kanattan geliyor arkadaşlar. Adli mi? Evet Adli'ye verdi. Adli sol kanada veriyor. Şut gol. Hulk arkadaşlar gole atıyor. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Hulk'tan gol geliyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Evet. Şu an evet Rodriguez evet. Rodriguez serbest vuruş kullanıyor. Yaptı içeri ortayı. Evet şu an gol geldi. 1-1 oldu. Perotti atıyor Fenerbahçe'den. Eyvah. Samat da penaltı kullanıyor. Gol yedik arkadaşlar. Ah be. İlk yarı bitti. Buradan şöyle çıkaralım şunu. Şöyle gel. Sen şöyle. Evet biraz daha ofansif oynamaya oynayalım. Fenerbahçe'nin zaten toplu oynamada şutta üstünlüğü var. Evet arkadaşlar bu sefer bizim golümüz geliyor. Hulk. Sol taraftan serbest vuruşu kullanacak. Yaptı içeriye ortasını. Bir şut. Topu ağlara gönderdi. Abdülkadir parmak golü atıyor arkadaşlar Trabzonspor'dan. 2-2 oldu skor. Abdülkadir parmak golü atarak skoru eşitledi. Evet şu an Fenerbahçe'nin atağını izliyoruz. Sağ kanattan geldi Fenerbahçe. Perotti bir şut. Tek kaleciden sekti. Pelkas tamamlıyor arkadaşlar. Maalesef golü yedik. Evet tekrar bir Fenerbahçe atağı izliyoruz. Bu sefer sol kanattan geliyorlar. Yine Pelkas mı? Evet arkadaşlar yine Pelkas atıyor golü. Maalesef bu maçları puan kaybederek atladık arkadaşlar. Önemli maçlardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları. Puan kaybetmesek çok iyi olacaktı. Hiç değilse beraberliği alsaydık. Maçın adamı bu arada Samat da seçildi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan devam edelim. Hızlıca yavaş yavaş da videonun sonuna giriyoruz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an birinci sıradaydık. Maalesef 5. sıraya düştük. 23 puanımız var. Olsun yine de arkadaşlar. Başakşehir ile aramızda 5 puan var. Bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Kapanacak bir fark. Çok da bir fark yok arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.
Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve videoların devamını kaçırmayın arkadaşlar.